S bölgesinde F ve G'nin grafikleri arasındaki düşey uzaklık h olsun. Buna göre x eşittir 1,8 iken h'ın x'e göre değişim oranını bulunuz demişler. Tamam, S bölgesi işte burada. Üzerini karaladığım için görünmese de burada. Şimdi gördüğünüz gibi S bölgesinde F fonksiyonu G fonksiyonundan daha büyük. F fonksiyonu G'nin üzerinde. O zaman hx'i şöyle yazabiliriz. Hx eşittir fx eksi gx. Ve yapmak istediğimiz şey de h'ın x'e göre değişim oranını bulmaktı, öyle değil mi? Öyleyse h'ın türevi. Şimdi buraya x diyebiliriz ama biz x eşittir 1,8 kenki değişim oranını arıyorduk. Yani h'ın türevinin 1,8'de aldığı değer. Bizim bulmak istediğimiz şey bu. Biz f'in 1,8'deki türevini ve g'nin 1,8'deki türevini, şu yukarıdaki şeylerin tek tek türevini alıp hesaplayabiliriz. Bunları nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ancak şunu akıldan çıkarmamakta fayda var. AP sınavındayken yanınızda bir hesap makinesi olacak ve bu hesap makinesi sayısal olarak integral ve türev alabilir. Yani bizden sınır noktaları verilmiş bir alan veya bir integral bulmamızı isterlerse ya da bir noktadaki türevin değerini isterlerse hesap makinesi kullanma zamanınız gelmiş demektir. Ve bizim için burada ekstra iyi olan bir şey var, o da şu, önceki maddelerde yani A maddesinde hx'i makineye girmiştik. Bu fonksiyonu buraya tanımlamıştım. Bakın, bu fonksiyon aslında hx. İki bölgede de pozitif olması için mutlak değerini almıştım ama istersek bu mutlak değeri silebiliriz. Mutlak değeri sildiysek sondaki bu parantezden de kurtulmamız lazım. Tamam, fark ettiniz mi? Bu hx'imiz. Burada fx'imiz var. 1 artı x artı e üzeri x kare eksi 2x. Bundan gx'imizi çıkarıyoruz. Gx'in x üzeri 4'ü vardı ama biz çıkarıyoruz. O yüzden burada eksi x üzeri 4'ümüz var. Şurada duran gx'i bir göstereyim size. Evet, ve şu anda da çıkarma işlemi yapıyoruz. Peki, hesap makinemizde y1 şeklinde tanımladığımız bir şey de vardı. Bu arada şuradaki y eşittir tuşuna basıp y1'i tanımlamıştık, hatırlayın. Artık bu bizim hx'imiz. Şimdi diğer sayfaya geçelim ve bunun türevini x eşittir 1,8'de hesaplayalım. Mat, yani matematik tuşuna bastım. Aşağıya geldik ve burada n'inci türevimiz var. Enter, yani girişe bastık. Tamam, neyin türevini alacaktık? Hesap makinemizde tanımlı y1 fonksiyonunun, değil mi? Bunun için de değişkenlere gidebilirim. Sonra y değişkenlerine ve zaten fonksiyonlar şu anda seçili. Sadece girişe bastım. Ve önceden tanımladığım y1'i seçtim. Tamam, şimdi y1'in türevini alıyorum, x'e göre türevini alıyorum ve bu türevi x eşittir 1,8'de hesaplayacağım. İşte bu kadar basit. Girişe bastık ve işte sonuç geldi. Yaklaşık olarak eksi 3,812 imiş. Yazalım. Bu yaklaşık olarak eksi 3,812. Hallettik bile. Bu sorunun bütününe bakarsak dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Ve hatta birinci soruda da vardı. O da şu. Sınavı hazırlayanlar türev ve integralin arkasındaki kavramsal fikirleri anlayıp anlamadığımızdan emin olmak istiyorlar. Ve siz de kavramsal fikirleri sorularda nasıl uygulayacağınızı anladıysanız ve ayrıca yanınızda kullanabileceğiniz bir hesap makinesi varsa ki olsun, bunlar çok da karmaşık olmayacaktır. Yani gayet hızlı bir şekilde soruları çözebilirsiniz.